Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında 5. bölüm 7. testindeyiz. Bu bölüm üçgende alanla alakalı. Öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen BD 3 ve burası 5 verilmiş. Alan ABD 12 verilmiş. Arkadaşlar burada kalan 12 iken alan ABC soruluyor. Tabanlarla tepe noktası aynı olan üçgenlerde tabanlarla alanlar doğru orantılı değil miydi? Evet. Üçteki alan 4 katıysa yani 12 ise 5'te kalan da 4 katı. Burası direkt kaç yapar? 20 yapar. Alan ABC'de ne yapıyor? 12 artı 20'den 32'ye eşit olur. Birinci sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Balık kesir çıktı. Geldik 2'ye. ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. 45'i var. 45'in mantığını kullanmak zorundayız. Hocam şöyle bir dik çizse 45'in mantığını kullanmak için dik çizdiğin zaman 45 45 90 üçgen çıktı ve özel açı mantığını kullanmış oluyoruz. 4 kökü ise bunlar 4 4 mü? Evet. E burası 4 4 gen, 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgenler 3 oldu burası. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra olay bitti. Taban 7, tabana ait yükseklik 4. 7 çarpı 4 bölü 2, 28 bölü 2'den neye eşit oldu? 14'e eşit oldu. İkinci soru böyle Cihan oldu. Geldik 3'e. İki kenar var tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hop tabana ait yüksekliği çizer. Çizince ne oluyor? Tabanı 2 parçaya bölüyor. 5 5, 5 13 ne üçgeni? 5 12 13. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Taban belli mi? Belli. Tabana ait yükseklik A köşesinden çizilen dışarıya düş doğru düşüyor sadece. Yani üçgenin alanı 4 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. Yani buradan kaç çıkar? 24 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla 3. soru Akçay oldu. Geldik 4'e. Oranlamalar var. Alan dağıtacağımız belli. Evet. Alan dağıtalım bakalım. Burada çizgideki alan A iken çizgideki alan yine A. Tepe noktası D'ye göre bakın. Çizgideki alan yine A. Çift çizgiden yani şuraya k diyecek olursak burası da k burası da k toplamda burası 2k yaptı. K'da kalan a ise 2k'da kalan 2a demeyin. K'dan 2k'ya dağıtırken tepe noktası a dikkat edin. K'da kalan 3a iken 2k'da kalan kaç a olmalı? 6a olmalı. Alan dkl a bölü alan abc 9a mı yaptı? Yani cevabımız 1 bölü 9 yapar. Evet dördüncü soru edremit oldu. Geldik 5'e. Dikkat ederseniz ad uzunluğu 6, bc uzunluğu 10, ve AC uzunluğu 12 ve bizden BE uzunluğu isteniyor. Normalde arkadaşlar alfabeteye girip alfabetadan da yapabiliriz de şuraya bakar mısınız? Taban ve tabana ait yükseklik var burada. Aynı şekilde taban ve tabana ait yükseklik var ve soruluyor. Arkadaşlar o zaman üçgenin alandan gidebilirim. Alan neye eşit? Hem 10 çarpı 6 bölü 2'ye eşit hem de 12 tabanına ait yükseklik x'e eşit olduğundan 12 çarpı x bölü 2 eşit. Bölü 2'lerden ay mı? Nanay. 60 bölü 12'den x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Yani kaçıncı soru? 5. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 6'ya. Şimdi BC üçgen alanı nedir diye sorulmuş bize arkadaşlar. BC bitti arkadaşlar. Bir üçgende şekilde 90 ya da özel bir açı varsa üçgen alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Adam sana BE'yi 8 vermiş. Hocam şu üçgen alanı isteniyor zaten. Buna ait yüksekliği bulmalıyım. 8 tabanına tepe noktası burası. Buradan çizilen yükseklik sadece dışarı doğru düşmüş arkadaşlar. O zaman üçgen alan nedir? 8 çarpı 4 bölü 2'dir. 32 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 16 çıkar. Evet 6. soru C oldu geldik 7. soruya. Hocam alan al ABC isteniyor. 60 75 daha 135 buraya kaç derece kaldı? 45. Evet. Biz sakın buradan dik çizmeyelim ya da buradan. Bak. Burada özel açı olmayan bir tekne var. 75 var. Dikimizi nereden çizeceğiz o zaman? Hop şuradan. Çizdin diki. Diki çizince böyle ne çıktı karşımıza? Bir 30 60 90 çıktı. Hadi bakalım 30 60 90'ı kullanalım. 30'un 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 60'ı karşı 6 kök 3. Hocam burası da x dik üçgenden dolayı 6 kök 3 yapar. Alan ABC için her şey belli mi? Belli. Taban belli. Yükseklik belli. Yani 6 kök 3. 6 kök 3. Ya da 6 artı 6 kök 3 çarpı yükseklik 6 kök 3 bölü 2 eşit. Şunlar sadece 3 oldu. 3 kök 3 de içeri dağıtacağım. E, 6 ile 3 köküçün çarpımı 18 3 artı 3 köküç ile 6 köküçün çarpımı 18 çarpı 3'ten 54 yapıyor arkadaşlar. O zaman cevabımız 18 3 artı 54 oldu. Yani cevabımız denizli oldu. Geldik 8'e. Alan ACB bölü alan AB, e, ACD'den bahsetmiş hocam. Alan ABC'yi bulamıyorum. Ya tabana ait yükseklikten bulurum da bu sorunun yazılma sebebini ben size söyleyeyim. Arkadaşlar her iki üçgene de bakacak olursanız burada birer açıları var sinüs alan formülü. Aslında tabana ait yükseklik isterek de sonuca ulaşabilirsiniz. Ama neyse ben şeyden yapayım. Bu alan ACB bölü alan CD 2 bölü 5 verilmiş ya. Hemen yazalım alan ACB'yi. ACB 4 çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? Evet 4 çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2. Peki alana CDE neye eşit arkadaşlar? 10 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? Sin alfa bölü 2'ler gitti. Burada Gerekli sadeleştirmeleri yapalım isterseniz. 2'ye bölsen 2, 2'ye bölsen 5. 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3, 15. Şuradan işler, işler yapalım. 5 ile buranın çarpımı 5x yaptı. Eşittir 2 ile de 15 çarpımı 30 yaptı. Yani x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Evet 8. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 9'a. Oranlamalar var. Alanı dağıtacağız. Boyalı bölgenin alanına 6 vermişler. Ve AE uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Evet E'de uzun 2K. Arkadaşım K'da kalan 6 ise 2K'da kalan 12 değil midir? Tabanlarla alanlar doğru orantılı. Tepe noktası B'ye göre alan dağıttık. Evet. Şuraya da A diyelim. A'da kalan 12 ise A'da kalan 12 demeyin lütfen. Çünkü niye? A'dan A'ya dağıtırken tepe noktası A olmayacak mı? Evet. A'da kalan 18 ise A'da kalan yine 18 deriz arkadaşlar. O zaman tüm alan kaç yapıyor böylelikle? 36 yapıyor alanları topladığımız zaman. 9. soru Ceyhan çıktı geldik 10. soruya. Şimdi oran verilmiş bize. Burası 3 tane AE yani burası 4K iken 4 tane EBE'nin uzunluğu yani buraya 3K diyeceğiz arkadaşlar. Evet EBE'nin uzunluğu 3K diyelim. AE'nin uzunluğuna da 4K diyelim arkadaşlar. Şimdi burada alan dağıtımı var mı? Var. Oranlama olduğu için. Ya da oranlama olmasa da alan ABC de isteniliyor bizden. Aslında alan dağıtarak da yapabiliriz. Alan dağıtmadan da yapabiliriz. Niye? Hocam şu üçgenin alanı belli. Bu üçgenin alanı ne? Hocam bu üçgenin alanı taban var değil mi? Taban 6. Alt tabanına ait yükseklik kaç? Bakın dikkat edin. Alt tabanına ait yükseklik 4. 6 çarpı 4 bölü 2 artı. Hocam şu üçgenin alanı lazım. Bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Tabana ait yükseklik lazım bize. İşte, Hop çizdik. A 3'e 4 oran var. 4 bölü H. Buradan H'ı bulur muyuz? Buluruz. Kelebek çıktım burada? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 3 bölü 4 eşittir. 4 bölü H mı? Evet 4 bölü H. H'ı buradan kaç bulduk? 3H eşittir 16 ise H buradan 16 bölü 3 geldi. O zaman şu üçgenin alanında 6 çarpı 16 bölü 3 bölü 2 eşittir. 24 bölü 2'den 12 artı 16'ya eşit oldu. Cevabımız da 28'e eşit oldu. Başka türlü nasıl yapardık? 3K'da kalan 3A ise 4K'da kalan 4A derdik. 3A alanı belli 12 şurada bulduk ya. Sonra 4A'daki alan da 16 deyip alan dağıtmadan da sonuca ulaşabilirsiniz ama... 90'lık olduğu zaman ben nedense dayanamıyorum böyle. Tabana ait yükseklikten çözüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. 10. soru C. oldu. Geldik 11. soruya. Evet. Alan BF ile alan DFC birbirine eşit verilmiş. Hemen onları gösterelim. Şu alanla yandaki şu alan birbirine eşit verilmiş. Hocam bu alanlara bir A diyelim. Burada beyaz alan var bir de. Beyaz alanda B diyelim. A. A artı B alanı bu üçgen alanı. Bu da A artı B alanı yaptı arkadaşlar. O da şu üçgenin alanı oldu arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Peki A artı B alanlarını gösterelim arkadaşlar. A artı B alanı hocam. Şurası A artı B alanı birincisi. E, bir de A artı B alanı şu değil mi arkadaşlar? Evet. Her ikisinde de ortak olan yer burası alça değil mi? Zaten e, bir üçgen alanı bulurken ya taban çarpı yüksek bölü 2 ya kollar çarpı sürü sayfa bölü 2. Ortak olan aç olduğu için sinüsten gideceğiz. A artı B mavi alan. 4 mavi ile yazayım da mavi alan olduğu belli, belli olsun. 4 çarpı 6 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Aynı zamanda a artı b alanı siyah alan. Ee, 6 çarpı 10 çarpı a, onu da siyahla yazayım. siyahlı olduğu belli olsun. 6 çarpı 10 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Sin alfa bölü 2'ler gitti. Buradan at, şş, neyse 24 artı 4x sadeleştirip yapacakız. hızımla kafa karışır şimdi. 4x eşittir 60 yaptı. 4 x eşittir 36 yaptı. x de buradan kaç geldi? 9 geldi. O zaman 11. soru balık kesir oldu. Geldik 12. soruya. Evet. BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Ve ne var başka arkadaşlar? 4 var, 6 var, x var. Başka bir şey var mı? E hocam burası 4. 6, 8. 13 geninden burası 10. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle alfa beta, alfa 90 ise beta deyip Hocam şu üçgenle büyük üçgende benzerlikten yine x'i buluruz. Birinci yol bu. İkinci yolda şu alfabetaya dalmadan. Da Hocam dikkat ederseniz şu üçgenin alanına dikkat ederseniz bu üçgenin alanını hem 10 çarpı x bölü 2 hem de bakın dikkat edin 4 tabana ait yükseklik 6 değil mi? Evet. Tabana ait yükseklik her iki kenarda da olduğu için alandan gidiyoruz. Alan dediğimiz hem 10 çarpı x bölü 2 hem de 4 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. Bunlar bunlar gitti. 10x eşittir 24 ise x de buradan ne çıktı? 2.4 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balık eser çıktı. Ve 7. testi de bitirdik böylelikle. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.